Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sevgili dinleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, inamı ve ihsanı cümlemizin ve siz değerli dinleyicilerimizin inşallah üzerine olsun. Bir programımızda daha Rabbimize hamdü senalar olsun ki beraberiz. Bugün sizlere öyle büyük bir Allah dostunu tanıtacağım ki Bursa'dan beni dinleyenler, Bursalılar kendisini çok iyi tanıyor. Bursa'mızın manevi sultanlarından ikincisi olan Muhiddin-i Üftade Hazretlerini bugün sohbetlerini çok keramet ehli, büyük bir evliyaullah'tı. Çok büyük Allah dostları yetiştirdi ki bunun en başında İstanbul'un sultanı, 4 tane padişahın üstadı Aziz Mahmud Hüdayi gibi öyle büyük bir Allah dostunun üstadı olmuştu Üftade Hazretleri. Bazı kıssaları tekrarlamakta fayda vardır. Radyoya ilk başladığım zamanlarda Üftade Hazretlerini işlemiştim. Ama bir baktım şimdi bayağı bir zaman da üstünden geçti. Hem Şaban ayındayız. Resulullah aşı o büyük Allah dostunu hep beraber tekrar analım istedim. Unutmuşuzdur dedim. O Üftade Hazretlerinin mübarek hayatını işleyelim inşallah. Kimdir Üftade? Ne zaman yaşamıştır? Önce kendisini tanıyalım ve kıssalarından, kerametlerinden inşallah onu bu hafta sonu hepimiz ziyaret etmek isteyecek kadar tanıyalım. Onun yanına gidip ellerimizi açıp ya Rabbi şu dostunun huzurundayız diye diye dualarımızı edelim. O yüzden önce tanımak lazım. Önce bilmek lazım. Bildiğimiz şeye olan inancımız, onlara karşı olan manevi hislerimiz artar. O yüzden Allah dostu evliyaullahları çok iyi tanımamız lazım. Onlara dualar etmemiz lazım. Onların hay ve diri olduğunu tamamen kalben inanıp onların bizim ettiğimiz dualara Rabbimizin onların duymasına izin verdiğini de tefekkür ederek inşallah hayatımıza devam etmemiz lazım. O Evliyaullah'ı devamlı ziyaret ede ede Rabbimize yaptığımız tüm ibadetlerimizin sevaplarını o büyüklere de göndererek onların da şefaatlerine nail olabilmeyi isteyebilmek lazım. Rabbim bizi şu tasavvuf yollarına, dostlarının yollarına, Evliyaullah'ının yollarına kavuştursun. Kavuşmayan kardeşlerimizin kalbine muhabbet versin. Allah dostlarına, sahabeye olan muhabbet bizi Resulullah Efendimiz'e ulaştıracak. Allah dostunu, Evliyaullah'ı sevmeyen diyor, tabiini sevemez. Tabiini sevmeyenler sahabeleri sevemez. Sahabe efendilerimizin hepsine muhabbet beslemeyenler Resulullah Efendimiz'i sevemez. Sevdiğini dahi iddia edemez. Eğer bir insan Resulullah Efendimiz'i sevmiyorsa Allah Celle Celaluhu'nun rızasına hiçbir zaman kavuşamaz. Bunların hepsi ayetlerle, hadislerle, sahabelerle, Allah dostlarıyla tamamen sabittir ve ispatlanmıştır. Rabbim inşallah cümlesinin yolundan bizleri bir an bile ayırmasın. Kimdir Üftade Hazretleri? Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yaşamış, Bursa'da bulunan büyük velilerden. 1490 senesinde Bursa'da doğuyor. İsmi Muhammed. Babası ise Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Üftade lakabıyla meşhur oluyor. Bursa'nın çeşitli camilerinde müezzin ve imam olarak vazife yapıyor. Üftade Hazretleri ne yapıyormuş önceden? Müezzin ve imam olarak vazife yapıyor. 1581 senesinde de 89-90 yaşında yaklaşık ne oluyor? Bursa'da vefat ediyor. Kabri Şerifi de hepimizin bildiği tam o Bursa'nın merkezinde, Tophane'nin yukarısında, çok güzel camisinin yanında Türbe-i Şerifi. Muhammed Üftade Hazretleri yeni doğduğunda annesi bir rüya görüyor. Çocuğu büyük bir süt deryasında yüzüyor. Telaşla uyanıp
rüyayı kocasına anlatıyor. Kim? Üftade Hazretleri'nin annesi. O da oğlumuz büyüyünce inşallah çok büyük bir alim ve veli olacak diye babası tabir ediyor. Mehmet Efendi daha küçük yaşta bulunan oğlu Muhammed Üftade'yi ipek satan bir tüccarın yanına çalışmaya veriyor. Muhammed Üftade orada çalışmaya başlıyor. Fakat bir hafta içinde ustası ve babası aynı anda vefat edince çocuk yaşta ailesinin geçim yükünü omuzuna alıyor. Hem çalışıyor hem de annesinin, kardeşlerinin kimseye muhtaç olmadan geçinmelerini sağlıyor. Hem de boş zamanlarında Bursa'daki medreselere gidip gelerek zahiri ilimleri öğrenmeye gayret ediyor. Zahiri ilimler ne? Şeriat ilimleri. Fıkıh, Kur'an-ı Kerim, tefsir, bu tarz zahiri ilimleri öğreniyor. Seneler sonra zahiri ilimleri öğrenerek Bursa Ulu Camisi'nde müezzinlik yapmaya başlıyor. Ne yapmış genç yaşlarında? Bursa Ulu Cami'nin müezzini Üftade Hazretleri. Daha sonra da Doğan Bey Camii'ne imam olarak göreve başlıyor. Senelerce bu vazifeyi yaparak insanların ibadetlerini doğru yapmasına vesile oluyor. Ve Muhammed Üftade Hazretleri'nin Ulu Cami'yi metheden bir beyti caminin batı kapısının çevresinde halen yazılı. Arabi olan beyt bizlere şöyle söylüyor Türkçe olarak. Ey Ulu Cami, ey büyüklerin toplandığı yer, seni gece gündüz ziyaret edenlere olsun müjdeler. Ya. Ulu Cami'de bu asılı, hemen batı kapısının orada diyor. Kim? Ey Ulu Cami, ey büyüklerin toplandığı yer. Yani sevgili dinleyicilerim, Bursalılara özellikle söylüyorum, Türkiye'nin neresinden, YouTube'dan da bizi dinleyenler var Rıdvan Yılmaz sohbet kanalımızda. Bursa'ya geldiğinizde, Ulu Cami'ye geldiğinizde turistik gibi düşünmeyin. O Ulu Cami'nin açılışı 1399. Açılış günü orada evliyanın en büyüklerinden Şeyh Hamidi Veli Somuncu babamız bir hutbe veriyor ki insanlar baygınlık geçiriyor. Fatiha'yı 7 şekilde tefsir ediyor. Aynı caminin içinde Bursa'mızın sultanı, Resulullah'ın torunu Emir Sultan var. Padişah Yıldırım Beyazıt Han, nice Osmanlı aliyesi var. Molla Fenari Hazretleri var. Somuncu Baba'nın talebesi, binlerce evliya yetiştiren Hacı Bayramı Veli var. Ondan sonra Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Bursa'nın İznik'te kabri şerifi bulunan en büyük evliyaullahından. Akşamseddin Hazretleri ve nice yüzlerce binlerce evliyaullah günümüze kadar o Ulu Cami'nin içine ayak basmış, orada namaz kılmış ve en büyük rivayet Hızır Aleyhisselam diyor her gün bir vakit gelir Bursa Ulu Camisi'nde namaz kılar. Allah dostları şöyle söylüyor, en büyük manevi 5. camidir diyor, bir Mescid-i Haram diyor, 2. Resulullah Efendimizin Ravzası Mescid-i Nebevi diyor, 3. Mescid-i Aksa Kudüs'teki, 4. Şam'daki Emeviye Camisi, maneviyatın, Evliyaullah'ın ruhaniyetinin toplandığı 4. en büyük makam dediklerinde, 5. en büyük, en manevi makam olarak Allah dostları o zaman ne diyor? Bursa'daki Ulu Cami'dir diyor. O yüzden kıymetini bilmemiz lazım. İşte Üftade Hazretleri de ne yapıyor? Ulu Cami'yi öven sözlerle oradaki ibadet edenlere müjdeler olsun diyor. Devam edelim inşallah. Bir gün rüyada Seyyid Emir Sultan Hazretlerini görüyor. Üftade Hazretleri Emir Sultan Hazretlerinden 100-150 sene daha sonra yaşamış tabii ki. Ve Emir Sultan Hazretleri diyor ki Üftade Hazretlerine, bizim camide vaaz ve nasihat eyle evladım. Emrini aldıktan sonra sabahleyin Emir Buhari, yani bizim Emir Sultan Camisi'nde vaaz ve nasihat etmeye başlıyor Üftade Hazretleri. Muhammed Üftade Hazretleri uzun boylu, müşfik bakışlı, derin bakışlı, devamlı tebessüm halinde olan bir zat idi. Görünüşü ile etrafındakilere güven ve itimat telkin eder, herkesin takdirine mazhar olurdu.
Kur'an-ı Kerim'i okurken güzel sesinde sanki ağlıyormuş hali müşahede edilirdi. Ağlar gibi okurdu Kur'an-ı Kerim'i. Kimsenin kalbini kırmaz, kalp kırarım korkusuyla kendine hakaret edenlere bile hiç karşılık vermezdi. Allah dostlarının en büyük özelliği. Kimden aldılar bu özelliği? Alemlerin Sultanı Muhammedül Mustafa'dan aldılar sallallahu aleyhi ve sellem. Camiye herkesten önce giderdi üftade. Yatsı namazından sonra orada gece geç vakitlere kadar ibadet ederdi. Bazı geceler evine giderken ıssız sokaklarda bir sarhoşa rastlasa ona yardım ederek evine kadar götürürdü. Herkese yardım ettiği için Bursalılar onu çok severdi. Vakitlerini hep ibadet yaparak geçiren Muhammed Üftade, tasavvuf büyüklerinin yolunda bulunmayı devamlı arzu ettiğinden bir velinin yanında yetişmeyi çok isterdi. Bu sebeple böyle bir veliyi hep arar dururdu. Bir gün Karacabeyli Hızır Dede isminde bir velinin Bursa'ya geldiğini öğrendi. Ve Ulu Cami'nin yanında ikamet edeceğini de öğrendi. Huzuruna varıp talebesi olmak istediğini bildirdi. O da Hızır Dede şu an kabri şerifi hemen Üftade tekkesinin oradan ilerleyince 3 kuzular var. Bursalılar bilir. 3 kuzular Emir Sultan Hazretlerinin kuzularım dediği 3 tane Evliyaullah. Hemen altında onların torunları 7 tane Evliya'nın kabri. Onun 20 metre yokuş aşağısında Hızır Dede yani Üftade Hazretlerinin üstadı. Onun kabri şerifi de Bursa'nın hemen tepesinde. Ziyaret etmeyenleri inşallah orayı da ziyaret edebilir. İşte o Hızır Dede'nin huzuruna varıp Üftade Hazretleri talebesi olmak istediğini söylüyor. Ve o da kabul edip Üftade Hazretlerini tasavvuf yolunda şeriat ilimleri bitti artık manevi ilimlerde yetiştirmeye başlıyor. Muhammed Üftade Hazretleri hocasının verdiği her vazifeyi en güzel şekliyle yaparak hizmet ediyor. Nefsini terbiye etmek için nefsinin istediklerini yapmayıp istemediklerini yapıyor. Haramlardan şiddetle kaçıyor, şüpheli korkusuyla mübahların bile fazlasını terk ediyor. İşte tasavvuf yoluna girdiğinde haramlar değil mübahlar acaba mı dediklerinden bile o derviş takva ehlidir çünkü ihlas ehlidir uzak duruyor. Bu şekilde Üftade Hazretleri hocası Hızır Dede'nin terbiyesinde 8 yıl boyunca canla başla çalışıyor. Onun vefatından sonra da Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin manevi ruhaniyetinden istifade ederek mübarek kalp gözleri açılıyor ve kemale erip olgunlaşıyor. Her nefes alıp vermesinde dahi Allahü Teala'ya hamd eder, Cenab-ı Hakk'ı bir an olsun hatırından çıkarmazdı. Lüzumsuz hiç konuşmazdı. Konuştuğu zaman da hikmetler saçar, dinleyenlerin her biri kabiliyeti kadar istifade ederdi Üftade'den. Onun bu konuşmalarını talebesi Aziz Mahmud-u Hüdayi Vakiat adlı eserinde Üftade Hazretlerinin sohbetlerini toparladı. Rabbim o eseri de okumayı nasip eylesin. Muhammed Üftade hocasından sonra talebeleri yetiştirmek üzere dergahta ders vermeye başlıyor. Yukarıda Üftade tekkesi, kabrinin yukarısında Allah'ı zikredildiği talebelerle beraber halakayı zikirleri kurup Rabbimizi zikrettikleri yer. O talebelerinin en iyi şekilde yetişmesi için gayretler gösteriyor. Hocasının kendisini yetiştirdiği gibi onları irşad ediyor. Muhammed Üftade Hazretlerini sevenlerden fakir bir kimse. Şimdi birkaç tane Üftade Hazretleri zamanında kıssalardan bahsedelim. Neden bahsediyoruz? Biliyorsunuz ki Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri var. O kıssayı çok kısa anlatacağım. Önceki sohbetlerimizde bahsetmiştim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üftade Hazretlerinin tam o büyük evliyaullah olduğu birçok talebe yetiştirdiği zamanlar Bursa'ya kadı olarak geliyor. Kadı ne demek?
Müftü gibi düşün. Şu an mesela Diyanet İşleri Başkanı var. Her ilde de onun altında müftüler var. İşte kadı da Bursa'nın müftüsü gibi düşünün. Yani ikinci en yetkili dini konuda alim bir zat. İşte Aziz Mahmud Hüdaye Hazretleri kadı olarak geliyor. Ve Üftade Hazretleri'ni de seven, ona muhabbet besleyen fakir bir kimse var. Kıssayı çok hızlı anlatacağım ki maksat burada o Allah dostlarının adını analım. Diyor ki parasını biriktiriyor bir türlü hacca gidemiyor. O sene hacca birkaç ay kalınca hanımına diyor ki hanım ben bu sene hacca gidemezsem benden boş ol. Böyle bir büyük yemin ediyor. Ve daha sonra bu adam aylar geçiyor. Hacılar 3 ay kala biliyorsunuz o zamanlar yollar uzun 2-3 ay boyunca yolculuk yapıyorlar. Hacılar yola çıkıyor. Bu fakir kimse eskici denen o kişi daha sonra ne yapıyor? Tam hacılar hacca başlayacak 2-3 gün kala hanımı eşyalarını toplamaya başlıyor. Ey bey sen bana dedin ki ben bu sene hacca gidemezsem benden boş ol. O yüzden biz boşanıyoruz ben de buradan gidiyorum. Hemen bu fakir kimse koşarak Üftade Hazretlerinin yanına gidiyor. Ve ne diyor? Ey efendim Üftade ben böyle aylar önce yemin ettim hanıma. Ben bu sene hacca gidemezsem hanım benden boş ol dedim evden gidecek. Ne yapmam lazım Allah için bana yardım et. İşte o büyük Allah dostu Üftade Hazretleri sen diyor bizim aşağıda bir eskici Mehmet Dede var. Onun yanına git selamımızı söyle. Senin derdine derman olur. İşte o eskici Mehmet Dede de Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Keramet ehli büyük bir zat hemen Üftade Hazretlerinden yokuştan aşağıya inerken sağ tarafta kabri şerifi var. Bursa'ya gidenler de Bursalı olanlar da özellikle onun huzurunda da dualarımızı okuyalım. Evliyaullah'tan bir zat kendisi. Üftade Hazretleri o fakir kimseyi eskici Mehmet Dede'ye yolluyor. Daha sonra eskici Mehmet Dede'nin yanına gidince Üftade Hazretleri beni yanınıza yolladı. Ben hacca gitmem lazım. Eskici Mehmet Dede'ye git sana yardımcı olacak dedi. Eskici Mehmet Dede de Allah razı olsun Üftade Hazretlerinden bize yollamış sizi. Geçin arkaya diyor perdeyi kapıyor. Elimden tut ve şu duaları oku diyor. Ve daha sonra duaları okuduktan sonra fakirle beraber gözlerini birden açıyorlar. Karşısında Kabe-i Muazzama. Evet sevgili dinleyicilerim buna tasavvufta tay-i mekan denir. Bir anda birden bir yerden bir yere Allah Celle Celaluhu izin verdiği dostlarına bu kerameti lütfeder. Buna şaşıracak olanlar var. İlk defa duyanlar var. Bunun ispatı birazdan gelecek. Beni dinlemeye devam edin. Daha sonra eskici Mehmet Dede ile o zat hac vazifesini yapmaya başlıyorlar. Arafat'a gidiyorlar, bir bakıyorlar Bursalı hacıları buluyorlar. Bursa'dan 3 ay önce yola çıkmış hacıları ne yapıyorlar? Buluyorlar. Eskici Mehmet Dede ile fakir zat birbirleriyle sarılıyorlar. Soruyorlar ya siz neredeydiniz? Bizle beraber gelmediniz. Nasıl geldiniz? Onlar da diyor ki arkanızdan geldik. Bir şey demiyorlar. Daha sonra hac vazifelerini yapıyorlar. Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya, şeytan taşlamaya, oradan sonra Kabe-i Muazzama'ya geliyorlar. İhramdan çıkıyorlar. Son tavaf namazlarını kılıyorlar. O Kurban Bayramı'nın 2 ya da 3. günü hac vazifesi bittikten sonra Eskici Mehmet Dede Hazretleri diyor ki hediyeliklerini al, hurmalarını, zemzemlerini ne alacaksan al, buradaki hacılara emanet et, biz önden gideceğiz. Onlar arkamızdan getirsin diyorlar. İşte bu da ispat olsun diye. Daha sonra ne yapıyorlar? O hacılara da bu aldıkları hediyeleri o fakir kimse bırakıyor. Eskici Mehmet Dede ile beraber Kabe'ye geliyorlar. 2 rekat şükür namazını kıl diyor. Sonra Kabe'nin karşısında elimden tut tekrar şu duaları oku diyor. Arada 4-5 gün. O 4-5 günde hac görevini yapıp şimdi dualarını oku gözünü kapa dedikten sonra bir anda yine Kabe-i Muazzama'dan nereye geliyorlar? Tam da eskici Mehmet Dede'nin dükkanına. Rabbim Celle Celaluhu'nun gücü kudreti Evliyaullah'ına verdiği ikramların sadece bir tanesi bu. Tam bu olay olduktan sonra tabii fakir kimsenin hanımı evden gitmiş. Boş ol demişti gitti. Ondan sonra hanım adam geliyor
hanımına diyor ki hanım ben haç görevimi yaptım eve gel ne olur gitme vallahi yaptım diyor. Şimdi hanım da diyor bu adam ne diyor manyaklaştı bu adam gidip hemen kadıya şikayet ediyor. İşte olay burada başlıyor. Kadı kim? Kadı Aziz Mahmut Hüdayi. O zamanki adı Kadı Mahmut. Kadı Mahmut'a gidiyor. Kadı diyor, Kadı Bey diyor. Böyle böyle benim kocam hacca gitmezsen benden boş ol dedi. Hacca bir gün iki gün kala ortadan kayboldu. Bugün gelmiş ben hacca gittim geldim diyor. Ne olur diyor bana bir yol bulun. Hemen diyor getirtin o kimseyi. O fakir kimseyi getiriyorlar. Kadı Mahmut'un önüne. Kadı Mahmut'a da soruyor Kadı Mahmut sen diyor hacca gittiğini söylüyormuşsun hanımına. Evet vallahi gittim. Nasıl oldu? O da anlatıyor. Üftadı Hazretlerine gittim. O beni Eskici Mehmet Dede'ye yolladı. Böyle böyle bütün başından geçenleri anlatıyor. Sonra Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri diyor ki hatta sonra Eskici Mehmet Dede'yi de getiriyorlar mahkemeye ve orada şöyle diyor. İsterseniz hurmalar, zemzemler aldık. Zaten bütün Bursalılar bizi gördü. 2-3 ay sonra döndüklerinde onlara sorarsınız diyor. Tamam, onlar dönene kadar bunlar kesinlikle Bursa'dan çıkmayacak diyorlar. Eskici Mehmet Dede ile o fakir kimse. Bursalıların, ta ki düşünün Bursa'nın Ankara yolunun ilerisinde Bursalı kafilenin oraya askerler dikiyorlar. İlk kafile gelir gelmez benim mahkememe getireceksiniz onları. Ve aradan 2-3 ay geçtikten sonra onları alıp direkt mahkemeye getiriyorlar. Geldiklerinde Kadı Mahmut soruyor. Eskici Mehmet Dede ile o yanındaki fakir zatı gösteriyor. Bunlar sizle beraber hac ibadetini yaptığını söylüyor. Doğru mu? Oradaki Bursalı hacıların hepsi vallahi doğru. Bak bunlar da zemzemleri hurmaları diyor. O zaman işte Kadı Mahmut, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ilmiyle amel eden büyük bir zat. Tasavvuf yolunu daha tanımamış. İşte aman ya Rabbi bu nasıl olur diyor. Sizi yetiştiren, sizin yoluna gelen zat Eskici Mehmet Dede. Burada bu soruyu sorduklarında nasıl bir anda Kabe'ye gidiyorsun? İşte bugün hepimize bir cevap geliyor. Eskici Mehmet Dede o Evliyaullah'ın cevabı ne biliyor musunuz sevgili Necerim? Ey insanlar diyor, ey kardeşler, Allah Celle Celaluhu lanetlenmiş şeytana kıyamete kadar bir anda yüzlerce yere gidebilmesine, bir anda binlerce yerde bulunabilmesine, cehennemin dibi olan şeytana dahi izin verdiyse, buna şaşırmıyorsunuz da dostlarına, evliyasına, salih insanlara Allah Celle Celaluhu'nun gücü mü yetmez onları buradan bir anda Kabe'ye göndermesine? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Şeytana verdiği izni dostuna, evliyasına vermeyeceğini mi sanıyorsunuz diyor. İşte burada Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin beyninde şimşekler çakıyor. Rabbimizin hidayet pınarları kalbine akmaya başlıyor. Ya ne güzel bir cevap değil mi? Allah Celle Celaluhu küllü şeye kadir değil mi? Tasavvuf yolunda daha nice harikulade kerametler haller oldu. Bizler de bunların hepsine inanıyoruz, iman ediyoruz. Rabbim inşallah o dostlarının yolundan bizleri ayırmasın. İşte Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri bir gün sonra hemen koşarak Eskici Mehmet Dede'ye gidiyor. Efendim diyor ne olur beni talebe olarak kabul edin. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Üftade Hazretleri o fakiri Eskici Mehmet Dede'ye yolladı ya, işte Kadı Mahmut da Eskici Mehmet Dede'nin yanına gelince senin defterin bizde değil, Muhittin Üftade Hazretleri'nde diyor. Ve o da Üftade Hazretleri'nin yanına gidiyor. Daha sonra biliyorsunuz kadı kıyafetleriyle ciğer satmaya başlıyor o. 6 yıl diyor dergahın tuvaletini temizliyor. Nice nefis mücahedesinden geçtikten sonra öyle büyük bir evliyaullah oluyor. Orasını şimdi anlatmayalım. Burada Üftade Hazretleri'nin nasıl büyük bir Allah dostu olduğunu, nasıl cihan sultanlarından o Aziz Mahmut Hüdayi yetiştirdiğini, o hazretleri yetiştirdiğini aktarmak istedim burada. Oradan sonra inşallah devam edelim. Birkaç tane daha kıssa işleyelim inşallah. Osmanlı Sultanı 3. Murat Han ile Üftade Hazretleri bir gün beraber sohbet ediyorlar. Bir ara Üftade Hazretleri görünüşte lüzumsuz bir takım el kol hareketleri yapmaya başlıyor. Mübarek yüzünün rengi halden hale giriyor. Sonra eliyle bir yeri sıvarmış gibi hareketler yapıyor. Padişah 3. Murat
aniden yapılan bu hareketlere önce bir mana veremiyor. Daha sonra Üftade Hazretlerinin elinin siyahlaştığını görünce, "Efendi Hazretleri, niçin böyle hareketler yapmaya başladınız? Elinizin siyahlaşmasına sebep nedir?" diye sorunca, "O da sultanım, sizin tabiinizden bir balıkçı tayfası Karadeniz'in sularında balık tutuyordu. Tekneleri su alacak şekilde delinmişti. Onlar da Himmet Üstade Hazretleri deyip bizden yardım istediler. Bizden yardım istedikleri için de Rabbimin izniyle biz de imdatlarına yetişerek teknelerini tamir ettik ta ki Bursa'dan. Bu sebeple ellerimiz karardı. Elhamdülillah Müslümanların boğulmaktan kurtulmasına vesile olduk." buyuruyor. Bunu 3. Murat Han Üftade Hazretlerinden sonra yazılı olarak bizlere ulaştırıyor. Üftade Hazretlerinin daha birçok kıssaları var. Bir gün diyor talebeleriyle kıra gidiyor. Bir pınar başında oturup sohbete başlıyorlar. Vakit ilerlemiş. Talebelerinden bazıları acıktıklarından "Hocamız müsaade etse de bir yemek yesek" diye gönüllerinden geçiriyorlar. Onların bu düşüncelerini Rabbimizin izniyle anlayan Üftade Hazretleri, "Ya Rabbi, bu talebelerime bir sini yemek ihsan eyle" diyerek içinden dua ediyor. O anda ortaya getireni görülmeyen bir sini yemek konuyor. Üftade Hazretleri talebelerine, "Haydi evlatlarım, yemeklerimizi yiyelim" buyuruyor. Besmele çekilerek yemek yedikten sonra sini aniden ortadan kayboluyor. İleri gelen talebelerinden Kemal Dede, "Sini suyun içine girdi" diyerek sininin peşinden suya girmeye başlıyor. Üftade Hazretleri, "Suyun içine sakın girme" diyene kadar Kemal Dede suyun içinde eli kılıçlı iki kişinin kendisine doğru hücum ettiğini görüyor. Ve hızla diyor sudan çıkarak hocasının yanına koşuyor ve hadiseyi görenler de şaşırıp kalıyor. Bu kıssalardan anlatmak istediğimiz ne? Yani Allah Celle Celaluhu'nun öyle dostları, öyle evliyallahı var ki talebelerin aklından geçeni dahi, yani bu yolda hiçbir talebelerini mahzun da etmezler, yarı yolda da bırakmazlar, hem dünyada hem vefat ettikten sonra, nice Allah dostu vefatından sonra dahi himmetleri, bereketleri, o talebelerinin onların yolunda onun adını anan, onlara fatihalar okuyanların üzerine olur. Bunun örneklerini de zaten göreceğiz birazdan inşallah. Üftade Hazretleri, bir gün katırına binmiş evine giderken önüne ihtiyar bir zat çıkıp borçlu olduğunu, yaşlılık sebebiyle çalışamadığını, bu sebeple de borcunu veremediğini bildiriyor. Sonra da bir miktar para istiyor Üftade Hazretlerinden. O da adamın haline acıyıp "Kimseye söylemezsen borcunu vereyim" buyuruyor. Adam söz verince Üftade Hazretleri, "Şu taşı kaldır ve altındakileri al" diyor. Adam taşı kaldırıyor, altındaki bir miktar parayı görünce hayret ederek hepsini cebine koyuyor. Üftade Hazretlerine teşekkür ederek oradan ayrılıyor. Parayı saydığında tam daha söylememesine rağmen borcu kadar olduğunu görüyor. Alacaklıya gidip borcunu verdikten sonra tamah ederek tekrar o taşın yanına geliyor. Büyük bir heyecanla tekrar taşı kaldırınca hiçbir şey bulamıyor. Bu işin Üftade Hazretlerine Rabbimizin lütfettiği bir keramet olduğunu anlıyor ve huzuruna gidip talebesi olup sohbetleriyle şerefleniyor. Yani kerametler Allah dostlarına verilmesinin belli sebepleri var. Bazı sebepleri insanlar orada ibret alsın. Bazıları o Allah dostlarını mahcup etmek için geliyor. Rabbim o dostlarını koruyor. Bazıları da gerçekten inanmak isteyip geliyor. Onlar da o evliyaullah'a talebe olup o kerametler onlara vesile oluyor. Peygamberlerden nice mucizeler istediler iman etmek için. Sahabelerin birçoğu peygamberimizin mucizelerini harikulade hallerini görüp iman etti. Ama bazıları direkt söyleyince Muhammedül Emin'dir dedi, koşa koşa iman etti. O yüzden sahabelerin kimi kimine üstün oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz neden sahabelerinin üstün oldu? Miraç hadisesinden döndüklerinde bile Ebu Cehiller artık dedi ki, "Tamam, bu kadarına da kimse inanmaz. Hemen Ebu Bekir'i gidelim, kandıralım, söyleyelim. Çünkü inanmayacaklar yani." Ve geldiler Ebu Bekir'in yanına. "Ya Ebu Bekir,
senin arkadaşın Muhammed bir gecede buradan Mekke'den Kudüs'e, oradan da 7 kat semayı aştığını söylüyor. Buna da inanacak değilsin herhalde. Ebu Bekir Efendimiz'in söylediği tek söz bu. Kendi ağzından duydunuz mu? Hazreti Muhammed, Resulullah Efendimiz bunu söyledi mi? Evet diyor. O zaman ben iman ettim. Bitti. Onun ağzından o söz çıktıysa bitmiştir. Hiçbir şey görmeye, söylemesine, benim yanıma gelmesine dahi gerek yok diyor. İşte Ebu Bekir Sıddık lakabını Miraç hadisesinden sonra Resulullah Efendimiz dediyse doğrudur sözünü dediği için Rabbim Celle Celaluhu Cebrail'i gönderip Ebu Bekir Efendimiz'e Sıddık lakabı verildiğini söylüyor. Ve ondan sonra Peygamberimiz de ne diyor? Ebu Bekir'in artık adı Sıddık'tır diyor. Allah Celle Celaluhu inşallah bizleri o dostlarının yolundan, sahabe efendilerimizin yolundan ayırmasın. Şimdi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri de artık talebesi, beraber o en üstün talebelerinden oluyor. Yanında yetişiyor ve onunla ilgili de bir iki tane kıssasından bahsedelim. Bir kış günü akşamı diyor, Üftade Hazretleri talebelerini toplamış sohbet ediyor. Bir ara ey evlatlarım canımız taze üzüm istedi diyor. Acaba bulmak mümkün müdür? Kışın ortasında karların içinde üzüm çekti canı, yaz meyvesi. Talebeler de içlerinden bu kış günü bu kadar bu karın içinde taze üzüm olur mu diye düşünürken işte Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kendi kendine ne diyor? Madem ki bu sözü hocam Üftade söyledi, mutlaka bir hikmet vardır diye düşünerek ayağa kalkıp efendim müsaade ederseniz ben getireyim diyor. Ve müsaade edilince sepeti eline aldığı gibi Bursa'nın çekirge mevkiinde bağlar, üzüm bağlarının olduğu yermiş çekirge tarafı. Tam da oradaki bağlara gidiyor. Bağlar karların altında, her yer kar kaplı. Bir asma çubuğunun üzerinden karları temizlediğinde altında salkım salkım üzümler görüyor. Bunun hocası Üftade'nin bir kerameti olduğunu anlayıp üzümleri sepete koymaya başlıyor. Asmadaki üzümler bittiğinde tam da sepet ağzına kadar doluyor. Sepeti omuzuna alarak dergaha doğru yürüyor. Hızlı hızlı yürürken birden ayağa kayıp bir çukura düşüyor. Kim? Aziz Mahmud Hüdayi. Çukur derin olduğundan çıkmak için çok uğraştıysa da başaramıyor. Çaresiz kalınca hocası Üftade'den yardım istemek aklına geliyor ve içinden medet ya Üftade hocam diyor. Ve der demez çukurun başından bir ses, ey Mahmud uzat elini de yukarı çekeyim diyor. Bu sesin sahibine bakıp tanıyamıyor. Çukurun başındaki kimsenin kendisine gülümsediğini görüyor ve utanarak elini uzatıyor. Yukarı çıktığında o kimseyi göremez oluyor. Yine sepeti omzuna alarak dergaha doğru süratle geliyor. Hocasının huzuruna vardığında Üftade Hazretlerinin sohbeti devam ediyor. Ve omuzunda üzüm dolu sepeti gören tüm talebeler şaşırıp kalıyor. Üftade Hazretleri yardım edenin Hızır aleyhisselam olduğunu söylüyor. Ve talebeler hocaları Üftade'nin Allahü Teala katında yüksek bir veli olduğunu ve Aziz Mahmud Hüdayi'nin de hocalarına olan teslimiyetini, onun en büyük talebesi olduğunu anlayıp onlar da kabul ediyor. Yine aynı şekilde bir gün, başka bir gün Üftade Hazretleri talebelerini topluyor. Evlatlarım, bana şöyle çiçeklerle, güzel en beğendiğiniz çiçeklerden getirseniz olur mu? Bütün talebeler diyor, kimisi papatyalar, kimisi başka güller, çiçekler toplayıp getiriyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ise sapı kırılmış, ölmüş bir çiçek getiriyor. Diğer talebeler bakıp gülüyorlar. Allah Allah, hocamıza bunu mu layık gördü diye. Üftade Hazretleri tabii ki anlıyor bunu. Aslında bu olay da ders olsun, diğer talebeleri anlasın diye yapılıyor. Ve ne diyor? Evladım, Aziz Mahmud, sen neden bana kırık saplı çiçek getirdin? Bunu mu layık gördün bize deyince? Efendim diyor, vallahi bütün çiçekleri gizledim, hepsinin yanına gittim, hepsi Allah'ı başka isimleriyle zikrediyordu. Bir tek bu çiçeğin
Boynu bükülmüş, sapı kırılmış, bunun zikri durmuştu. Ancak onu koparabildim. Diğerlerin Allah'ı zikre mani olmasını istemedim diyor. Ya işte Üftade Hazretleri de Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin artık tamam olduğunu, olgunlaştığını anlayıp onu ne yapıyor? Halifesi olarak seçiyor. Daha nice kıssalarla. Bunun ispatı Kur'an'da var mı kardeşim dersen, vallahi de var. Yerdeki, gökteki ve ikisi arasındaki her şey Allah'ı tesbih eder diyor Rabbimiz. Bunun içinde dağlar, taşlar, kuşlar, denizdeki mahlukat, Yunus aleyhisselam anlatıyor. Balığın karnındayken, o balığın karnında geçirdiğim zamanlarda denizden acayip uğultular duydum. Rabbim izin verdi, duyayım diye. Binlerce mahlukat, denizdeki tüm canlıların, kimi kayyum Allah, kimi kahhar Allah, kimi hay Allah, Rabbimizin binbir ismiyle farklı farklı zikirler ettiğini Rabbim duyurdu bana. O an hayretler içerisinde kaldım. İşte denizlerdeki mahlukat gibi, havadaki mahlukat, karadaki mahlukat, bunlar canlılar. Yerdeki ve gökteki her şey diyor Rabbimiz. Demek ki cansızlar da Allah'ı zikrediyor. Dağların, taşların Allah'ı zikrettiğine şahit oldu. Nice evliyaullah, Resulullah Efendimizin elinde yerdeki çakıl taşları La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Dağların zikrini işitti. Uhud dağının üstünde Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Resulullah Efendimiz Uhud dağı titremeye başladı. Üstündeki o mübarek kişilerden. Ey Uhud dedi, sakin ol. Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki tane şehit var dedi. O yüzden canlı cansız tüm varlıklar dahi Allah dostlarını, Allah'ın evliyaullahını, Allah'ın peygamberlerini Rabbim onlara bildiriyordu. Bir kütüğün üstünde sohbet yapan Muhammedül Mustafa'yı o kütükten ayırınca hüngür hüngür ağlayan, inleyen bir kütük sesini duydular. Resulullah Efendimiz gidip okşayınca sakinleşti ve cennette Rabbimize dua etti güzel bir hurma ağacı olsun diye. Daha nice harikulade haller peygamberimize verilenler mucizeydi. Benim ümmetimden öyle insanlar gelecek ki Beni İsrail peygamberlerine muadil olacak dedi Resulullah Efendimiz. İşte onlar da kim olacaktı? Allah dostu evliyaullah. Rabbim Celle Celaluhu onların hepsinin yollarından bizleri ayırmasın. Hepsine kalbimizde muhabbet versin, aşk versin. Onların kabirlerini ziyaret edebilmeyi nasip eylesin. Onlar Hay ismiyle Rabbim hayat vermiştir. Onlar Allah yolunda ölenlerdir. Allah yolunda cihat sadece kılıçla gidip savaşta yapılan cihat değildir. Resulullah Efendimiz Tebük gazvesinden sonra Allah yolunda cihadın en büyüğü nefisle cihattır dedi. Nefisle cihat cihadu ekberdir dedi. Çünkü nefisle cihad ederken mal sevgisi, makam sevgisi, para sevgisi, dünya sevgisi, hanım sevgisi, evlat sevgisi, ev sevgisi, araba sevgisi, bütün sevgileri bırakıp da Allah ve Resulünün sevgisini kalbinin ortasına yerleştirmek kolay mı? Kolay değil. İşte la ilahe illallah derken bütün sevgilere la deyip kalbine illallah diyerek Allah dostları dergahlarda, halakayı zikirlerde la ilahe illallah diye diye kalbinin pasını sildiler. Allah Celle Celaluhu benim nazargahımdır dedi. Müminlerin kalbi, hiçbir yere sığmam mümin kulunun kalbine sığarım dedi. İşte o kalp de Allah'ın zikriyle temizlenir, nurlanır, salatu selamlarla nurlanır ve ondan sonra namazın zevkini alırsın. Ondan sonra Kur'an'ın zevkini alırsın. Ondan sonra orucun zevkini alırsın. Neden namazdan zevk alamıyorum? Neden okuduğumdan, yaptığımdan, ibadetlerimden zevk alamıyorum dediğimizde işte bu ibadetlerden zevk almanın yolu İlimle amel yaptıktan sonra ihlasa geçmenin yoludur. İhlas nedir? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmektir. Çünkü o seni her an izlemektedir. Huşudur, takvadır.
İşte bu takvanın yolu da Kur'an ve sünnete tabi olup, Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıp, Allah'ı zikrederek kalpleri ancak Allah'ın zikirle huzur bulur ayeti, Ra'd suresi 28. ayeti yaşayarak, güzel ahlakla, ibadetle, teheccüdle, nafile oruçlarla, geceleri Allah'ın rızasını arayarak yalvaranlar var ya dedi Rabbimiz ayetinde. İşte bu ayeti yaşayarak, o üftadeleri severek, Abdülkadir Geylani'leri severek, Nakşibendi Muhammed Bahattin'leri severek, sahabe efendilerimizin hepsini ayrı ayrı kalple, gönülle severek, bütün hepsini seviyorum ya Rabbi diyerek, ne olur kalbimizdeki Habibinin sevgisini arttır diyerek, aşkla muhabbetle peygamberimizin yolundan gitmeye çalışarak takvayı elde edeceğiz. O yüzden bu yollar gönül yoludur. Şeriat farzdır. Namaz, ibadetler farzdır. Ama tasavvuf yolu isteyenedir. Bu yola girmek için gönül verenedir. Bu yollarda imtihanlar vardır. Sıkıntılar vardır. İşte Üftade Hazretlerinin talebesi Aziz Mahmud Hüdayi kadılığı bıraktı. Gitti tuvalet temizleyicisi oldu. O kadar ilim bilmesine rağmen. Ama o kalbindeki kibir tamamen ortadan kalktı. Tevazu, Resulullah Efendimizin en güzel ahlakıydı. Kızana dahi affedebilmeydi. O Taif'te taşladılar, ayaklarından kanlar aktı. Ama Cebrail aleyhisselam helak edelim ya Resulallah burayı deyince, hayır onlar bilmiyorlar, onların içinden bir kişi ileride iman eder diye ümit ediyorum dedi. İşte Muhammedül Mustafa'nın ahlakıydı bu. Onun yolundan gelen nice evliyanın ahlakı da bu şekildeydi. Vurana elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek dedi Yunus Emre Hazretleri. Dervişin adı kapının eşiği demek dedi. Herkes üstüne basıp geçecek, eyvallah diyeceksin. Arif anı seyreder, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dedi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ve bunun gibi binlercesi. Allah'ım cümlesinin yolundan bizleri ayırmasın. Üftade Hazretlerinin bir iki cümlesini daha okuyup tamamlayacağım. Dergahta talebelerine ders verdiği zamanlarda bir gece rüyasında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini görüyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyor ki, talebelere bizim Mesnevi'den de okutunuz. O da efendim ben Farsçayı bilmiyorum deyince Mevlana Hazretleri sen başla bir kere, Allahü Teala yardım eder buyuruyor. Ve ertesi sabah diyor Allah'ın izniyle hiç Farsça bilmediği halde 40 yıldır Farsça tahsili görmüş gibi Mesnevi'den vaaz ve nasihatler vermeye başlıyor. İşte Evliyaullah birbirlerine nasıl bu şekilde manevi himmet deniyor buna. Bir ikindi vaktinde Muhammed Üftade'nin yanına yaşlı bir kimse geliyor. Efendim bu sene çocuklarımla birlikte hacca gitmiştik. Vazifelerimizi yaptıktan sonra maddi gücüm olmadığı için onları geri getiremedim. Yanlarında bir miktar para bıraktıktan sonra kendim geldim. Eğer onları buraya getirmek mümkünse getirmenizi istirham edecektim diye yalvarıyor. Üftade Hazretleri de sağlığımda ben yaşarken bunu kimseye anlatmazsanız getirelim buyuruyor. Hacı da söyleyemeyeceğine, kimseye söylemeyeceğine söz verince Üftade Hazretleri adamın yönünü kıbleye doğru çevirdikten sonra şimdi bakınız Kabe-i Muazzama'nın yanındaki namaz kılan şu kimseler hanımın ve çocukların değil mi buyuruyor. Birden bütün perdeler kalkıyor diyor. Ta Bursa'dan Üftade Hazretlerinin dergahından Kabe-i Muazzama'yı gösteriyor Rabbim. Adam hayretlerle diyor binlerce kilometre uzakta bulunan Kabe'nin yanındaki çocuklarını görüyor. Üftade Hazretleri namaz kılan çocuklara hitap ederek annenizle birlikte Harem-i Şerif'in dışındaki deveye binip hemen geliniz buyuruyor. Rabbim sesini de duyuruyor Üftade Hazretlerinin. Çocuklar namazlarını bitirir bitirmez annelerini alıyorlar ve dışarı çıkıyorlar. Dışarıda bir devenin kendisini beklediğini görüyorlar. Üçü birden deveye binip Bursa'ya doğru sürüyorlar. Devenin her adımı gözün görebildiği uzaklığı kat ediyor. Ve kısa bir zaman sonra deve çocuklarıyla birlikte adamın yanına geliyor. Üftade Hazretleri deveye bir şeyler söyleyince birden kayboluyor. Ve o hacıya da bunu diyor ben yaşarken sakın kimseye söyleme diyor.
Daha bunun gibi nice sırlar, nice hikmetler. Rabbimin gücü kuvveti her şeye kadirdir. Dostlarına verdiği ikramlara keramet denir. Bunlara da bizler inanıyoruz elhamdülillah. Muhammed Üftadi Hazretleri 1581 senesinde Bursa'da hastalanıyor ve talebelerini başına toplayıp onlara son nasihatlerini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat ediyor. Sağlığında kendi yaptırdığı camisinin bahçesine defnediliyor. Mezarının üzerine türbe yapılıyor. Sandukasının başına da güzel sözlerle, dualarla etrafına ta ki 1800-1900'lere kadar vekilleri, evlatları, talebeleri, torunlarının torunları orada sadece bakın Üftadi Hazretleri'nin orada bahçesiyle beraber belki yüzlerce evliyanın kabri var. O yüzden o topraklardan geçerken ağzımız dualı, edebimiz yerinde, bir yere çöp atarak, abuk subuk konuşarak, ağzımızdan kötü sözler çıkarak o ulu caminin etrafında Üftadi Hazretleri'nin, Emir Sultan Hazretleri'nin, o Bursa'nın heykel denilen yer neden çok manevi? İşte bu yüzden binlerce Allah dostları adım atmış, oralarda yürümüş, kabri şerifleri var. Rabbim Celle Celaluhu Üftadi Hazretleri'nin de şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Şu mübarek Şaban ayında da onun adını andık. Allah'ım yollarından ayırmasın. Kabri şerifini şu vesileyle hep beraber bu hafta sonu beni dinleyen kim varsa birbirinize tavsiye edin. İnşallah Üftadi Hazretlerini cumartesi günü, pazar günü şöyle öğlen namazına yakın gidelim, güzel ziyaretlere edelim. Öğle namazını Üftadi Camisi'nde kılalım. Orada o büyük mübareğin yanında Yasinler, dualarımızı en azından bir kelime-i tevhid dahi olsa, üç ihlas, bir fatiha da olsa okuyalım. Bol bol onu vesile ederek Rabbimize de dualar edelim. Allah Celle Celaluhu inşallah onların yolundan bizi ayırmasın. Evet.